Herkese huzurlu, bereketli, güzel bir akşam diliyorum. Sevgili sağlığına değer veren insanlar, güzel insanlar. Bugün birlikte neler konuşacağız, kimi konuk edeceğiz, onların hepsini birlikte konuşuyor olacağız. Akşamınızın bu saatlerinde bizlere ayırdığınız için, bizlerle birlikte olacağınız için de size çok çok teşekkür ederim. Ben beslenme ve diyet uzmanı Ersin Özdemir. Bugün çok değerli bir hekim konuğumuzla birlikte, Profesör Doktor Vahide Savcı hocamızla birlikte olacağız. Doğru nefes, doğru stres ve doğru beslenme üzerine güzel bir şekilde Vahide hocamla konuşacağız. Hiç zaman kaybetmeden ben de Vahide hocama istek göndereyim. Katılma isteği, yayına katılma isteği olarak göndereyim. Ve Vahide insan kendisinin de eğitimlerine katıldım. Kesinlikle de eğitimlerini takip etmenizi şiddetle öneririm. Vahide hocam da geliyor. Birlikte bugün doğru nefes diyelim. Vahide hocam hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Cep telefonunu ayarlamaya çalışıyordum. Hoş Olsun buldum. hocam. Çok teşekkür ederim Ersin Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim Vahide hocam. Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm böyle karşımda pırıl pırıl. Daha da mutlu oldum hocam Ay, gördüğüme. çok teşekkür ederim. Karşılıklı aynı şekilde. Teşekkür ederim hocam. Vahide hocam, sizi kendi dilinizle anlatsanız izleyenlere, dinleyicilere ne demek istersiniz? Vahide Savcı kimdir hocam? Aa. Vahide Savcı emekli bir akademisyen. Yani tıp doktoruyum, aynı zamanda farmakoloğum. Ancak 2021 yılının başında kendi isteğimle emekli oldum. Zaten meslek hayatımda da 35 yılı doldurmuş bir 5 ayımı daha da geçirmiştim. Bu arada kendi stresimi yönetememe gibi sıkıntılarım yüzünden böyle stres yönetimi konularında eğitim aldım, okumalar yaptım, hala da araştırıyorum, atölyelere, kurslara katıldım. Orada doğru solunumun, kontrollü solunum egzersizlerinin yaşamımızda ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Hatta sadece stres yönetimi değil, sağlıklı yaşam için de çok değerli, çok önemli. Zihni dinlendirme teknikleri, meditasyon. Tabii sizin daha iyi alanınız sağlıklı beslenme, hani genel şeyle çerçeveleriyle bunların hepsi stres yönetimi için de aynı zamanda hem sağlıklı yaşam için de çok değerli. Şu anda bu bilgileri kendi sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Aynı zamanda da özellikle doğru solunum dengeli yaşam üzerine sürekli devam eden, her ay devam eden eğitimlerim var. Sizin de katılmış olduğunuz. Ama 2023'te farklı eğitimlerde ekleyeceğim böyle düzenli olarak açmayı planladım. Eğitimler hazırlıyorum şu anda. İnşallah hocam. Ağzınıza sağlık ve büyük bir mütevazilikle anlatıyorsunuz gerçekten. Vahide hocamın da söylediği gibi ben de Vahide hocamın eğitimlerine katılan insanlardan bir tanesiyim. Gerçekten hani hem halk diliyle hem çok güncel bilgiler hem çok güzel bir şekilde anlatıyorsunuz hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Bir de şey tabir yanlış olmazsa Vahide hocam damdan düşen halin damdan anlar misali kendi stresiniz, kendi yaşadıklarınız da halleden ve üstesinden gelen bir insan olarak da iyi ki de bizlere varsınız hocam. İyi ki de bizlere bu eğitimleri veriyorsunuz. Çok ufak da ben kendimi tanıtayım hocam. Hemen size Tamam. soru sormak istiyorum. Ben beslenme ve diyet uzmanı Ersin Özdemir. 2005-2015 yılından beri tip 1 diyabetim. 1,5 yıllık mezunum. Bir vakıf üniversitesinden tam burslu olarak mezun oldum. Beslenme ve diyet bölümünü. Hem danışanlarımı sağlıklı beslemeye hem de halkımızın market alışverişlerinden okullara kadar annelerin, babaların neler yanlış yaptığını, neleri düzeltmesi gerektiğini anlatmaya gayret ediyorum. Vahide hocam ilk sorumu sormak isterim hazırsanız. Buyurun, Buyurun. tabii ki bekliyorum. Teşekkür ederim hocam. Zaten böyle sohbet tarzında samimi bir yayın olacak. Yine ben de gelen yazıları, soruları takip edeceğim hocam. Bütünün hayrına, bütün herkesin hayrına olabilecek sorular varsa da onları da mutlaka yönlendireceğim. Şimdi Vahide hocam, aldığım sizden de aldığım eğitimlerden de binaen sormak istiyorum. Bu zamana kadar ki bizim günlük hayatımızda oksijen deyince biz hepimiz heyecan duyduk, çok sevindik. Karbondioksit, karbonmonoksit deyince de tüylerimiz ürperdi. Zararlı olduğu bize öğretildi. Ama siz diyorsunuz ki hocam karbondioksit de bizim için faydalıdır. Oksijenle karbondioksitin dengeli olması gerekiyor diyorsunuz. Burada tam olarak ne demek istiyorsunuz hocam? Bu karbondioksit nasıl faydalı oluyor? Bizlere neler yapıyor? Teşekkür ederim. Öncelikle tabii ki bizim vücudumuzda hem oksijen hem de karbondioksit belli
basınçlarda düzenli olarak düzenleniyorlar, regüle oluyorlar daha doğrusu. Yani çok sıkı kontrol sistemleri var. Hem oksijenimiz için hem karbondioksit için. Karbondioksit için sistemler çok daha kritik, çok daha sıkı çalışıyor. Özellikle beynimiz bizim kanımızdaki karbondioksit düzeylerine, biz ona kısmi basınç diyoruz. Bunlar gaz olduğu için basınç cinsinden ölçülüyor. Buna çok daha hassas ve en ufak değişikliklerde de hemen solunumumuzu hızlandırarak ya da yavaşlatarak onu değiştirmeye çalışıyor. Karbondioksit şu açıdan önemli. Normalde hani 38-45 milimetre civarı arasında sürdürülebilir bir karbondioksit basıncımız var. Fakat eğer biz çok karbondioksitimizi kaybetmiş olarak dolaşırsak, yani düşük karbondioksit seviyeleriyle dolaşırsak, normalde solunum yoluyla aldığımız oksijenimizin hücrelere tesliminde sıkıntı yaşarız. Çünkü soluduk. Soluduğumuz havada oksijen var. O hava keseciklerinden kana geçti. Kanda al yuvar dediğimiz hücrelerdeki işte hemoglobinle taşınıyor oksijen. O taşındı. Hücrelere kadar gitti bu minik kan hücreleri. Bizim hücrelerimizin civarında ki karbondioksit kısmi basıncını ve de oradaki bir asitlik değerini tespit eder ve orada eğer karbondioksit yeterince yüksek değilse o zaman o oksijeni hücreye teslim etmeden çeker gider. Ben bunu şeye benzetiyorum. Hani yeterince çöp birikmemiş bu hücrede. Oksijene ihtiyacı yok gibi. Çünkü hücrelerimiz bizim enerji üretirken oksijeni kullanır. Ama bu arada karbondioksiti de bir atık gaz olarak çıkarır. Yani onu çıkarır ve kan dolaşımına verir. Böylece oradan biz büyük ölçüde solunumla o karbondioksiti atmosferik havaya salarız. Bu durumda eğer karbondioksitimizi yeterince biriktirmezsek, mesela aşırı solunum yapmak, yüzeysel solunum yapmak, ağız solunumu yapmak, bunlar bizim fazla karbondioksit kaybetmemize neden olur. Ve bu da oksijenlenmemizi bir miktar bozar. Buna biz bor etkisi diyoruz. Eğer yeterince karbondioksit biriktirebilirsek hücrelerimizin civarında, o zaman oksijenimizi çok daha rahat hücreye teslim edebiliriz. Çünkü oksijeni taşıyan molekülün bağlanma gücü zayıflar. Karbondioksit yüksek olduğunda hızla oksijeni bırakır hücrelere teslim eder. Aksi takdirde etmeden döner. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. Karbondioksitimizi fazla kaybettiğimiz zaman havadan aldığımız oksijenin hücreye tesliminde sıkıntılar yaşayabiliriz. O nedenle zaten ben eğitimlerimin üçüncü şeyinde, modülünde tamamen buna odaklı anlatıyorum. Ve çünkü karbondioksitimizi de bir miktar kaybetmeden yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu çağımızın sorunu o çünkü. Kesinlikle hocam, çok haklısınız. Ve Vahide hocam, çok güzel bir noktaya değindiniz. Hızlı soluk alıp verme. Ben de hani daha çok beslenme boyutunda, diyetisyenlik boyutunda danışanlarıma yavaş yavaş yemek yiyin, yavaş yavaş yemek yiyin, bol çiğneyin. Aslında benzer noktalara geliyorlar. Sanırım hızlı soluk alıp verdiğimiz zaman da aldığımız nefesi de kaliteli olarak kullanamıyoruz. Bir de hocam, benim aklıma şöyle bir soru geliyor mesela. Şimdi özellikle bu şu Covid pandemisiyle beraber herkes daha çok şeyle tanışır oldu. Serbest oksijen radikalleri, serbest oksijen radikalleri. Hani oksijenin bu zamana kadar hani tabii ki de bizim için faydalı ve gerekli, ama serbest oksijen olunca ne oluyor? Yani onun da tam tersine bize zarar verebileceğini biliyoruz, düşünüyoruz. Ya da gittim bugün işte marketten bir içli katkı maddeli şekerli gıdalar tükettim. Yine onlar da vücutta serbest oksijen radikalleri oluşturabiliyor. Demek ki dediğiniz gibi hem oksijenin hem de karbondioksitin bir dengede olması lazım. Bu radikaller nedir hocam? Tam olarak ne yapıyorlar bizlere? Serbest oksijen radikali dediğimiz moleküller aslında hani bizim bir oksijen atomunun işte yörüngeleri var ve oralarda elektronlar var. Her bir seviyede farklı elektron sayısının olması lazım. Bu serbest oksijen radikallerinin son yörüngesinde eksik elektronlar var ve onlar sürekli olarak bu elektronlarını tamamlamaya çalışıyorlar. Ve bunun için de kendilerine elektron verebilecek her yere saldırıyorlar. Bunlar işte proteinler oluyor, yağlar oluyor, hücre zarı bulabildiği her yere. Dolayısıyla serbest oksijen radikalleri bu yüzden zararlı. Aslında bizim mitokondrimizde enerji üretilirken bir miktar serbest oksijen radikali ortaya çıkıyor tabii ki. Ama bizim bedenimiz, bizim vücudumuz zaten
bu serbest oksijen radikallerini hemen nötralize etmek için geliştirilmiş sistemlere sahip. Buna biz antioksidan sistemler diyoruz, biliyorsunuz. Bunlar var vücudumuzda. Dolayısıyla o serbest oksijen radikalleri oluşur oluşmaz bu sistemler hemen onları devre dışı bırakmak üzere çalışıyorlar. Fakat eğer işte biraz önce sizin söylediğiniz gibi çer çöp yersek, sağlıklı solunum yapmazsak, bedenimizi kötü kullanırsak, hor kullanırsak, ona gerekli özeni göstermezsek, o zaman çok fazla miktarda oluşan bu serbest oksijen radikalleri ne yapıyor? Vücudumuz yetersiz kalıyor onları nötralize etmeye, etkisiz hale getirmeye. Çünkü vücudumuzun da bir gücü var. Ve dolayısıyla onlar bu kadar çok üretilince işte sağa sola saldırarak vücudumuza karşı bir savaş açıyorlar. Onları yok edemediğimiz ya da nötralize edemediğimiz takdirde uzun vadede zaten o sırada oksidatif stres dediğimiz vücudumuzda bir stres yükü ortaya çıkıyor. Ve bu uzun sürerse eğer, oksidatif stres yüküyle sürekli dolaşırsak eğer, bu durumda birçok uzamış hastalığın, kronik hastalık dediğimiz hastalığa zemin hazırlamış oluyoruz. İşte şeker hastalığı olabilir, efendim kalp damar hastalığı olabilir, eklem hastalıkları olabilir, beyin hastalıkları olabilir. Birçok hastalık bu şekilde yüksek oksidatif stres yüküyle dolaşmakla oluyor. Ama biz sizin dediğiniz gibi doğru solunum yaparsak, her şekilde sağlıklı beslenirsek, işte efendim sedanter değil, egzersizimizi yaparak düzenli olarak vücudumuza o ihtiyacı olan enerji harcamayı sağlayabilirsek, işte soluduğumuz havadan, içtiğimiz sudan, her türlü bunlara dikkat ederek yaşarsak, o zaman oksidatif stres yükümüzü artırmaz ve çok daha vücudumuzda ekonomik modda yaşamaya devam ederiz. Biliyorsunuz ekonomik modda yaşamak da çok önemli. Kesinlikle hocam. Ağzınıza sağlık. Bu konuyla alakalı bir araştırma yapmıştım hocam. İşte marketten alınan bir elma mitokondrilerde ve vücut sisteminde örnek veriyorum, yani bu rakamsal olarak da bu şekildeydi ama %0,04 oranında çöp çıkartırken mitokondrilere aldığımız raftan aldığımız bir çöp gıda, bir çer çöp dediğimiz o bisküviler, çikolatalarda %4 oranında çöp çıkartıyor. Yani %0,04, %4 belki insanlara, dinleyicilere kulaklarına küçük rakamlar geliyor olabilir ama aralarında tam 100 kat var. Yani Yüzde 0,04 nerede? evet. %4 nerede? %4 nerede? Çok fark var hocam. Ağzınıza sağlık gerçekten. Peki hocam, bugünkü mottolarımızdan olan bugün doğru nefes, doğru stres ve doğru beslenme olarak yola çıktık. Türkiye hocam doğru nefes alıyor mu? Ülkemizde nefes bilinci ve ülkemiz genel olarak doğru nefes alıyor mu sizce? Yani böyle bir istatistik keşke yapılmış olsa, bilemiyorum. Benim bildiğim kadarıyla böyle bir istatistik yok ama ben kendim bu işin doğrusu nasıl oluyor diye öğrendikten sonra, tabii ki ben dahil olmak üzere doğru nefes alıp verilmediğini fark ettim. Eğitimlerime katılan değerli arkadaşlarımdan da biliyorum. İşte mesela bugün ben tıp fakültesi öğrencileriyle, bir grup öğrenciyle birlikteydim. Onlara da yine anlatmaya çalıştım. Ve eğitimlerime katılmadan önce soruyorum, işte nasıl, şunu yapıyor musunuz, bunu yapıyor musunuz, şunu yapıyor musunuz diye. Onların çoğunda hayır, yanlış şeyler oluyor. İşte ağız solunumu yapmak, efendim burnu kullanmamak, diyaframı kullanmak çok az biliniyor gibi. Dolayısıyla bence biz ülke olarak, bir de zaten biliyorsunuz dünyada sanıyorum ikinci miydik, üçüncü müydük, en stresli ülke konumundayız. Dolayısıyla stres bizim doğru solunumumuzu da etkiliyor. O yüzeysel solunum yapıyoruz, üst göğüs kafesi daha çok havalanıyor ki biz bunu istemiyoruz. Bence biz ülke olarak doğru solunum yapmıyoruz diyebilirim tahminen. Ama tamamen benim kendi kişisel görüşüm, öyle söyleyeyim. Tabii ki hocam. Peki hocam, doğrusu nasıl olmalı? Valla Doğru solunum. doğrusu biraz önce ipuçlarını verdim. Öncelikle burnumuzu kullanmamız lazım. Yani burun solunumu çok değerli. Ve burun solunumu yaptığımız zaman bunun hangi mekanizmaları işlettiğini biliyorsun, eğitimlerimde de anlatıyorum. Dolayısıyla bizim doğal solunum organımız burnumuz. Onu ne var yani nasıl ne yapıp edip mutlaka kullanmanın yollarını bulmamız lazım. Eğer bir mekanik bir engelimiz, işte çarpıklık vesaire varsa ve bu bizim burun solunumumuza engel oluyorsa, mutlaka bunun bir tedavisini yaptırmak ve ondan sonra burun solunumuna geçmek lazım. Eğer bir engel yoksa, o zaman burun solunumu hala yapmıyorsak, o bizim algımızdan ibarettir.
Bu durumda burnumuzu kullanmaya devam edeceğiz. Çünkü burnumuz kullanmaya devam ettikçe açılan bir organımız. Kullanmadığımız zaman da hemen küsen bir organımız. Bunu ben kendimden biliyorum. Çünkü benim hiçbir mekanik engelim olmamasına rağmen burun solunumu yapmazken ben şu anda artık hani burun solunumu yapmaya çok ağız solunumu yapmaya çok korkuyorum zaten. Egzersizimde bile en yoğun egzersiz aşamasında bile burun solunumu yapmaya devam ediyorum. Nasıl oldu? Çünkü burnumu kullanmaya devam ediyorum. Her koşulda burnumu kullanmaya devam ediyorum ve kullandıkça burnum bana daha çok hizmet ediyor. Bu. İkincisi söylediğim gibi diyafram. Bu göğüs kafesiyle karnımızı birbirinden ayıran çok değerli solunum organımız. Diyaframımız çok değerli. Onu güzel bir şekilde çalıştırmayı öğrenmemiz gerekiyor bizim diyaframımızı. Çünkü diyaframımızı etkin çalıştırmak demek aldığımız soluğu akciğerlerimizin alt kısımlarına daha bol miktarda gönderebiliyor olmak demek ki o bölgede kanlanma ve gaz değiş tokuşu daha güzel gerçekleşiyor. Dolayısıyla diyaframı böyle aşağı doğru ittiğimizde ve sonra soluk verdik yukarı doğru çıkardığımızda o hareket ayrıca biliyorsunuz hani vagus sinirimizi de çok güzel uyarıyor. Çünkü bizim mutluluk sinirimiz vagus diyaframın içinden geçer. Stres yönetiminde vagusu aktive etmek çok değerlidir. Diyafram solunumu yapmak bu nedenlerle de çok değerlidir. Hem sağlıklı bir oksijenasyon için hem vagusu uyarmak için hem de karın bölgesine yaptığımız o minik minik masajlarla sindirim sistemi sorunlarında da çözüm olabilir. Hem direkt masaj etkisiyle hem de vagusu uyarıcı etkisiyle. Çünkü vagus sinirinin uyarılması demek sindirimin kolaylaşması demek. Bağırsaklarımızın çalışıyor olması demek. Onların faaliyetlerinin başlıyor olması demek. Dolayısıyla bakın bir tek diyaframı çalıştırarak bir sürü işi yaptık. Ve en sonunda sakin ve yavaş bir şekilde gerçekleşmesi. Yani yavaşlık hızdan bahsediyorum. Solunum hızımızı yavaşlatmak çok değerli. Doğru solunumun üçüncü komponentidir. Yani dakikada 6'ya indirmek ideal. Dolayısıyla doğru solunumumuzu yavaşlatmayı öğrenirsek ki bunu kontrollü solunum egzersizleriyle hayatımıza alabiliriz. Dolayısıyla artık doğru solunumun her aşamasını yerine getirmişiz demektir. Vücudumuzun gerçekten oksidatif stres yükünü böylece kaldırmış oluruz. Çünkü yanlış solunum yaptığımız zaman vücudumuza neredeyse 10 kat bir ekstra enerji harcaması için yük bindiriyoruz. O da işte bu biraz önce bahsettiğiniz serbest oksijen radikallerinin aşırı yapımına yol açıyor. Mitokondriler habire çalıştığı için. Halbuki biz doğru solunumu yapar hayatımıza alırsak o zaman bedenimizi ekonomik modda kullanabilir ve böylece sağlıklı bir şekilde yaşamımıza devam edebiliriz diye söyleyebilirim kısaca. Ağzınıza sağlık hocam. Hocam bir yorum da geldi. Şeyde streste dünya birincisi olmuşuz vesaire diye. Ben de haberi hatırlıyorum hocam. Stres yanına sinirlilik kısmında da bayağı bir derece içerisindeydik. İlk ikideydik yanlış hatırlamıyorsam. Ben de hocam danışanlarıma hep şunu söylerim. İlk başta başladığımız zaman bir süre derler ki işte eskiden şu 10 dakika yürüyordum nefes nefese kalıyordum. Soluk alıp veremiyordum. Şimdi yarım saat yürüyorum bana mısın demiyor. Bu çok güzel adımlar oluyor hocam hakikaten. Ben de eskiden ağız solunumu yapan bir beslenme uzmanı olarak kendimi değiştirdiğinden beri algılarım, salgılarım bile değişti Vahide hocam. Yani daha sakinim. Eskiden çabuk sinirlenebildiğim olaylara karşı daha mütevazi, daha sakin ve anda kalmayı başarabiliyorum. Yemek kısımlarında da hocam şöyle bağdaştırmak isterim. Danışanlarıma hep şunu söylüyorum. Yemeğe oturmadan önce lütfen 5-6 dakika bir nefes egzersizi yapalım. Dediğiniz gibi vagusu aktif hale getirmek için. Çünkü bana gelen çoğu danışanımda da gerek stres yükü gerek tetikleyen gıdaların tüketilmesi, işte karnım çok şiş, hazımsızlık çekiyorum, kabızlık çekiyorum tarzında. Ki hele ki iç organ yağlanması olduğu zaman da diyafram da ya da diğer organlar da rahat şekilde hareket edemiyor. Bu nefes egzersizleri de gerçekten çok çok etkili hocam. Ki özellikle yemek esnasında da sürekli konuşmak ya da sürekli hızlı hızlı yemek, siz daha iyi bilirsiniz Vahide hocam. Aslında şey içeriye hava kaçmasına, yemek yerken yine mideye ve bağırsaklara hava kaçmasına da sebebiyet oluyor. Bu da ciddi bir sıkıntılara sebebiyet verebiliyor ileriki dönemlerde. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada sizi dinlerken diyafram mı göğüs solunumu mu yapacağız anlayamadık demiş bir katılımcı.
dinleyen arkadaşımız. Aslında tabii ki diyaframı güzel kullanacağız. Yani abdominal, yani karın solunumu yapmaya çalışacağız. Ama normalde bizim tam solunum dediğimiz hem karnın hem de akciğerlerin, göğsün altın üstünün şişmesi gerekir. Arada bir tam solunumu da yapmamız gerekir. Biz stresli olduğumuzda karın hareketlerini unuttuğumuzdan, sadece üst göğüs kafesini hareket ettirdiğimizden hep diyaframa mutlaka odaklanmamız gerekiyor. Yani önce diyaframımızı, karnımızı nefes alırken şişmesi, öne, yanlara, arkaya doğru şöyle bir genişlemesi, sonra nefes verirken inmesi hareketini güzelce çalıştırmak ve hayatımıza bir alışkanlık olarak almamız gerekiyor. Ondan sonra isterseniz hem karın hem göğüs hepsini birden çalıştırabilirsiniz. Öncelikli olan karın solunumu, yani abdominal solunum, diyaframı etkin kullanmak. Kesinlikle ki bu konuda hocam sizin adınıza hiç mütevazılık yapmak istemem. Vahide hocanın kesinlikle eğitimlerini almanızı öneririm. Aha, teşekkür ederim. Bunun yanı sıra hani bazen görüyorum, gerek benim meslektaşlarımdan gerek hekimlerimizden çok gitmek, muayene olmak, eğitim almak çok uçuk fiyatlar olabiliyor hocam. Hem sizin bilgileriniz çok güzel, hem normal bir rakam. Hani kesinlikle hocam alabilen herkesin kesinlikle almasını tavsiye ederim. Vahide hocam, bir kırmızı sorum var. Bu soruyu çok merak ediyorum gerçekten. Onu da sormak istiyorum. Hocam, eğitimlerinizde bir hemoglobin molekülünün yanına 4 tane oksijen alarak oksijeni vücudumuza kattığını ifade ettiniz. Bu hemoglobin yanına 4 tane oksijen molekülü alabiliyor. Şimdi hepimiz biliyoruz ki bu hemoglobin yapısındaki hem kısmı aslında demirden oluşuyor. Peki şöyle gelsin soru hocam. Demir eksikliği çeken özellikle Türkiye'de, ülkemizde, kadınlarımızda çok demir eksikliği var. Demir eksikliği çeken insanın nefesi de mi eksik oluyor? Yeteri kadar nefes alsa bile eksik mi kullanıyor? Tabii ki çok doğru bir noktaya değindiniz. Zaten demir eksikliği, kansızlığı dediğimiz anemisi durumunda bulgular, işte çarpıntı, nefesin hemen bitiyor olması, kendini kötü, halsiz hissetmek, bunların büyük bir kısmı hücrelere yeterince oksijenin teslim edilmemesi sonucudur. Yani aslında orada biz yine istediğimiz kadar doğru nefes alıp verelim. Sonuç olarak solunum fonksiyonunun birkaç komponenti var. Bir, aldığımız hava. İki, akciğer bölgesine gelen kan ve oradaki kana, işte al yuvarlar taşıyacak olan o hücrelerin varlığı. Bir de gaz değiş tokuşunu sağlayacak güzel bir ortam hava keseciklerinde. Dolayısıyla bunlardan birisi eksik olduğunda o solunum tam yapılamamış oluyor. Biz istediğimiz kadar yeterince havayı alalım, istediğimiz kadar hava kesecikleri sağlıklı olsun. Oraya kan gelip de o kanda yeterince al yuvar olmayınca, o oksijen tutulamayınca, o zaman ne oluyor? Hücrelere eksik oksijen gitmiş oluyor. Yani hücrelerin oksijenlenmesi bozulmuş oluyor. Dolayısıyla demir eksikliği söz konusuysa bunun mutlaka tedaviyle yerine konmasında önemli fayda var. Öyle söyleyeyim. Aldığımız nefes bile kalitesizleşiyor maalesef. Bir de Tabii. Vahide Hocam, sizden daha iyi bilirsiniz. Mitokondrilerin etkin çalışabilmesi için temel minerallerden bir tanesi de demir. Ve maalesef ki ülkemizde çok büyük bir yaygınlık var eksikliğinde. Ve Vahide Hocam, şöyle ki bazen demir preparatı önerdiğimiz zaman da kilo alır mıyım ya da midem bulanıyor kullanınca gibi şeylerle de karşılaşabiliyoruz maalesef ki. Bir de hocam, bazı durumlar oluyor. Mesela demir takviyesi kullanıyoruz ya da damardan verme durumu oluyor gibi gibi, ama bildiğim kadarıyla hocam, size de sormak istiyorum. Sanırım bağırsaklarımızdaki o özellikle fırsatçı bakteriler elektron çalmak için de demiri kullanıyor. Yani demiri kullanıyorum yükselmiyor gibi durumlarda acaba bağırsak florasının da bozulduğunun ya da fırsatçı bakterilerin sayısının arttığını söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Aslında normalde demir tedavisi hep ağız yoluyla yapılır. Yani damar yoluyla biraz alerjik reaksiyonlar gelişebileceği için risklidir diye söylenirdi. Fakat son zamanlarda sizin de söylediğiniz gibi bu demir takviyelerini aldığımız zaman bağırsak mikrobiyotasında sizin söylediğiniz şekliyle bir takım değişiklikler olabiliyor. O emilmeyen demirin oradaki, işte o bakteriler tarafından kullanılması. O yüzden de hatta biraz böyle direkt damar yoluyla mı demir tedavisi yapılsın diye oraya biraz yönelme
söz konusu oldu. Ama her şekilde biz ağız yoluyla da demir tedavisini alırsak, yaparsak güzel bir preparatla ve doğru bir dozla doktorlarıyla ayarlamaları lazım tabii ki hastaların. Onunla birlikte demir eksikliği tedavisini yine yerine koyabiliriz. Demir eksikliği tedavisi uzun süren bir tedavidir. Öyle bir iki günde alıp bitireceğiz diye bir şey yok. 6 ay, 9 ay depoların da dolması adına uzun sabırlı bir süreç gerekir. Evet, mideyi biraz rahatsız edebilir. O yüzden biz hatta biraz şey derdik, hani hafif dolu mideyle eğer mide bulantısı vesaire oluyorsa C vitamini içeren mesela portakal suları, limonlar, geçenlerde bir şeyde başka bir nedenle yayınlamıştım. İlaçlarla etkileşimde. Mesela o etkileşim pozitif bir etkileşim. Demirin emilimini artıran bir şey. Hani portakal suyuyla demir preparatını içmek gibi. Bu tip olaylar yani sonuç olarak demir eksikliği anemisini istersek ağız yoluyla, istersek damar yoluyla tedavi edebiliriz. İkisi de kullanılıyor ama sizin söylediğiniz de doğru. Bağırsak florasını bir miktar mikrobiyotayı ters yönde etkileyebiliyor, değiştirebiliyor. O doktorun vereceği, yapacağı tercihle ilgili, öyle söyleyeyim. İkisiyle Ağzınıza de tedavi edilebilir. sağlık. Ağzınıza sağlık. Hocam tam konuyla alakalı bir soru geldi. Demir fazlalığı da tehlikeli olabilir mi? Evladım şey peşine hemen sigara içiyor, çay kahve içiyor gibi bir şeydi ama biz şuna odaklanırsak hocam, demir fazlalığı da tehlikeli olabilir mi bizim için? Ferritin değerinin çok coşması. Yani fazla demir de vücutta aslında normalde bizim demirimizi gayet düzgün bir şekilde vücudumuz idare ediyor. Yani yeterince emiyor, dolduğu zaman emilimi azalıyor. Yani demiri biz alsak bile öyle aldığımız bütün demiri emmiyoruz. Yani onun bir kapasitesi var. O doygunluğa ulaştığında o aldığımız demir atılıp gidiyor. Öyle söyleyeyim ama yine de bazı bir takım hastalıklarda o emilim bozulabilir. Onun kendi vücudumuzdaki metabolizması ile ilgili sıkıntılar olabilir. O zaman sağda solda birikebilir. O tamamen düzeyleriyle ilgili ve neden bu demir fazla, onu yaratan nedenlerle ilgili. Dolayısıyla o doktorlarıyla konuşarak onu çözmeleri gerekiyor, öyle söyleyeyim. Haklısınız hocam. Ki şöyle hocam, ben de bir beslenmeci olarak birkaç şey katmak isterim. Çoğu zaman bizim kültürümüzde bir alışkanlık var hocam. İşte et ürününün yanına işte gidiyorsunuz bir yerde İskender alacaksınız. Hemen yanına yoğurt geliyor veya ayran geliyor vesaire. Aslında hocam biz alemli olarak bitkiler alemi var ve hayvanlar alemi var. İnsanlar alemi de olmadığı için biz de hayvanlar alemine dahiliz ve hayvansal gıdalardaki demir B12 kısımları da bize daha yatkın, emilimi daha yüksek. Çoğu zaman hocam sofralarda gördüğüm zaman işte sakatat et grubunun yanına ya da normal bir et grubunun yanına cacık, ayran, yoğurt gelmesi. Bunlar da aslında demir emilimini olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz değil mi hocam? Çünkü demir de artı iki değerlikli, kalsiyum da artı iki değerlikli. Süt ürünlerindeki kalsiyumla et üründeki demir birbirleriyle yarışıp birbirlerini blokajlayabiliyorlar. Ya da hocam şey, mesela yemekten kalktık, hemen peşine çay kahve. Özellikle çay ülkemizde çok fazla tüketimi var. Bu da yine demir bağlama özelliği var. Veya hocam tam aslında konuştuğumuz noktaya geri dönersek, yemeğin hızlı hızlı yenilmesi. Yani ben dişlerime görevini yaptırmazsam, dişlerim parça parça etmezse maalesef ki mide ve bağırsağın da yükü gitgide artmış oluyor. Ve bunun yanı sıra zaten midemize toplum olarak gitgide iyi bakmıyoruz. Yani reklamlar, medyalar, çöp gıdaların yaygınlaşmasıyla evlerden sirkeler azaltıldı, turşular azaltıldı. Hep hazıra yönel, hep hazıra yönel. Oysa ki hani bir sirkeyle, bir limonla, bir ev yapımı turşuyla kendimizi desteklememiz gerekiyor. Hani buradan yoğurt yenmesi mesajı çıkmasın. Kuru baklagil yemeğinin yanına, sebze yemeğinin yanına çok güzel şekilde yoğurtlar yensin. Ev yapımı yoğurt öneriyorum ben, tabii market yoğurdu önermiyorum. Ama et ve et ürünlerinin yanına da demirimiz eğer eksikse bir de yoğurt, cacık, ayran kısmını biraz öteleyebiliriz. Evet, ben bu arada hızlı çiğnemede şeyi de söyleyeyim. Bu et yemeğinin yanına bence yeşillik eklemek en sağlıklı yol olur. Böylece hani asit alkali değerlerini nötrlemek adına. Çünkü kırmızı et özellikle asiditemizi artırıyor ama yanına şöyle güzel bol yeşil bir salatayla birlikte tükettiğimizde onun alkali yüküyle birlikte o aldığımız asit yükü dengelemiş oluyoruz. Bu arada hızlı çiğneme, sevgili ketonizm Fahime Hanım'ı burada sevgiyle anayım. Onun yayınına katıldığım zaman söylemiştim.
Şeyde biz güzelce çiğnersek eğer bizim çiğneme kaslarımızı çalıştıran sinirimiz, trigeminal sinir dediğimiz sinir, onun çalışması ve aktifleşmesiyle bizim beynimizdeki hipotalamus bölgesinde tokluk merkezi devreye giriyor ve ne kadar yüksek miktarda çiğnersek besinlerimizi, yani böyle iki lokma çıkarıp hemen yutmadan yeterince çiğnersek, o zaman daha hızlı tokluk mesajı alıyormuş beynimiz, veriyor daha doğrusu. Ve aynı zamanda orada bir işte histaminerjik sistem var. Onun aktivasyonu da yağ yakımını hızlandırmaya başlıyormuş. Dolayısıyla bakın çok önemsiz gibi görünüyor ama normalde aldığımız her lokmanın sakin tane tane çiğnenmesi ve ondan sonra yutulması daha ağzımızda tok olma mesajlarını almaya başlamış olmamız anlamına geliyor. Dolayısıyla bu şeyde bunlar hayvan çalışması ama biliyorsunuz hızlı çiğneyenlerle şişmanlık biraz ilişkili gibi görünüyor. Yani çok hızlı yemek yiyenlerin daha yüksek oranda şişman olmaları ile ilgili çalışmalar var böyle araştırmalarda. Dolayısıyla bunun nedeni araştırılıyor. Yani çok hızlı yenince çok yüksek enerji mi alınıyor, o mu oluyor, bu mu oluyor? Bunlardan en önemli nedenlerden birisi hızlı yemek yemenin az çiğnemeyle ve az çiğneme de işte tokluk hissinin geç gelmesiyle ilişkili gibi. Bunu ben öyle bir anekdot olarak bahsetmek istedim. Tabii ki hocam, çok da güzel bir katkı oldu. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok değerli bir konu bizim için ki bildiğim kadarıyla Vahide hocam, bizim doygunluk hormonlarımız ortalama olarak 15. dakikadan sonra, 20. dakikadan sonra salgılanmaya başlıyor. Ve bunun da yanı sıra hocam hep gündemde farklı hormonlar olsa bile, onlara da detaylı gireceğiz inşallah. Leptin hormonu hocam, doygunluk hormonumuz mesela. Yani biz bu zamana kadar hep insülin direnci, insülin direnci onu duyuyoruz ama toplumda çok yaygınlaşan leptin direnci de olmaya başladı. Yani kişi doyuyor ama doyduğunu hissetmiyor. Ya da midesinin sesini dinlemeyi unutmuş. Tekrar tekrar yemek yemek istiyor. Arkadaşımla buluştum, yiyeceğim. Şu doğum günüm geldi, yiyeceğim. Duygusal bir olay yaşadı, yiyeceğim. Bir sevgilileri düşünelim hocam. Ayrılıyorlar. Kız birey gidip kendini çikolatalara, gofretlere veriyor. Erkek birey erkek arkadaşlarını toplayıp kendine sahilde alkole veriyor. Böyle durumlar ama leptin direnci de maalesef ki kişilerde gelişebiliyor. Çok güzel bir katkıydı hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bu arada tokluk hormonları aslında leptinden önce de bizim midemizde yine bir katkı olarak söyleyeyim, bu arada konumuz değil ama biz çiğnedikten sonra lokmalarımızı yuttuğumuz zaman bizim midemizde kolesistokinin dediğimiz bizim asıl ilk tokluk hissini oluşturmaya başlayan kolesistokinle leptin de güzel çalışır, birlikte çalışırlar. Glukagon benzeri peptit 1 var, GLP-1 dediğimiz. İşte peptit YY var. Mesela böyle bir takım peptitler salgılanır hemen midemizden ve bunlar salgılanır salgılanmaz da hangi siniri uyarırlar dersiniz? Vagus'um. Evet, midemizin çok böyle yoğun, vagus siniri midemize çok yoğun dokunur, öyle söyleyeyim. Ve o vagus sinirinin üzerinde bu peptitlerin, bu hormonların reseptör dediğimiz işte onu hisseden kilitleri vardır. Ben hani halkımız daha iyi anlar diye kilitleri vardır. Hormonlar birer anahtardır. O kilitleri açar. Dolayısıyla onlar böyle vagus sinirin üzerindeki hemen kilitlerine dokundukları anda bizim beynimizde ya bu birey yemek yemeye başladı deyip tokluk mesajları oluşturulmaya başlanır. Yani bunlar çok hemen 3-5 dakika içinde olan şeylerdir. Yani 5. dakikadan itibaren bu mesajlar alınmaya başlar. Hani böyle bazen bir 5 dakika içinde bile bir yemeği bitirdiğimiz olur ya, çok yanlış yapmış oluyoruz aslında. Biraz beklesek, şöyle rahat rahat çiğnesek, o sinyaller bize hemen gelecek ve belki de porsiyonun yarısını yemeden bırakacağız çünkü tok hissedeceğiz. Leptin daha geç düzeyde. Leptin bir de gerçi mideden salgılanan leptin var, yağ dokusundan salgılanan leptin var. Midedeki hızlı etki gösterir ama 3-4 saat sonra yağ dokusundan salınan leptin, o da ekstra bir tokluk hissi yaratır bizde. Dolayısıyla bunların hepsi bir orkestra gibi birlikte çalışırlar. Dediğiniz gibi leptine de direnç olduğu zaman tokluk hissini maalesef almayız. Bu arada mesela vagusumuz, bizim şimdi stres yönetiminden vagustan çok bahsediyoruz. Biraz da beslenmede vagustan bahsedelim. Vagusumuz çok plastik bir sinirdir. Yani bunun böyle plastik dediğim şey şu: değişikliklere açık. Yani bir takım vücudumuzda
yediğimiz, içtiğimiz yaşam biçimlerimizle biz o vagus sinirinin üzerindeki bu işte hormonların kilit noktalarını hızla değiştirebiliyoruz. Hatta gün içinde bile açlıkta ve toklukta vagus sinirinin üzerindeki bu kilitlerin hemen değiştiği, örneğin çok aç kaldığımızda bize yemek yedirecek olanların kilitleri yerleşiyor. Biz yemek yemeye başladığımızda, tok olduğumuzda bizi tok hissettirecek kilitler hemen oraya ortaya çıkıyor gibi. Dolayısıyla bu arada biz aç tok hissetmeden ya da çok hızlı yersek, çiğnemeden yersek, vücudumuzun bize verdiği mesajları dinlemeden devam edersek o zaman vagusu bozuyoruz, hasarlıyoruz aslında. Onun bizim için iyileştirici özelliklerinden faydalanamıyoruz. Dolayısıyla bu farkındalıklı yemek, mindful eating denilen olay da biraz buraya geliyor. Yani düşünerek, çiğneyerek, her şeyi fark ederek yediğimizde sevgili vagusumuzun aslında tümüyle bizim iyiliğimiz için yaptığı o çalışmaları, hareketleri takdir etmiş ve kullanmış oluyoruz. Aksi takdirde onu dinlemezsek eğer, kafamıza göre takılır, hızlı hızlı koşturarak yersek her şeyi, abur cubur yersek, vagusu küstürmüş oluruz ve onun bize yardımcı olmasına engel olmuş oluruz. Vagusu bir de buradan gördük. Çok da güzel bir katkı oldu beslenme alanında da. Hocam zaten şöyle danışanlarıma hep söylüyorum. Yani televizyon karşısında alelacele iş yetiştirmeye çalışırken değil. Daha böyle bu yemek, bu nimet hangi bakış açısıyla bakarsak bakalım. Bu nimet hani benim onunla bütünleşerek bir aile bireyleriyle sohbet ederek çatalı bıçağı bırakarak ve birçok yapılan çalışmada Vahide Hocam şöyle bir şey olmuş. Kişi kendini kötü hissediyorsa, değersiz hissediyorsa, öfkeli hissediyorsa dünyanın en sağlıklı besinlerini bile yese yeteri kadar sindirim enzimleri salgılanmıyor. Aslında iş dönüyor dolaşıyor tekrar vagusa geliyor sanırım. Çünkü stres, öfke, endişe, kaygı, depresif, sempatik sistemi de aktive ettiği için vagus sanırım baskılanıyor. Çünkü eğitiminizden aldığım en güzel notlardan bir tanesiydi Vahide Hocam. Aslında vagus sistemi ya da vagus siniri eşittir parasempatik sistem diğer bir adı olarak söylemiştik. Hocam az önce siz de ufak ufak giriş yapmışken stres bizim aslında belki de bugünün ikinci başlığı. Ben de daha bugün gelirken yaşadım. Eve dönmeye çalışıyorum akşam sizinle canlı yayın yapacağım diye. Otobüs takıldı trafikten kalabalıktan ufak ufak bir stres olmaya başladım hocam. Siz de eğitimlerden bundan çok bahsettiniz. Gerçek stresle sahte stres, sanal stres dediniz hocam vardır. Bunlar ne demek? Biz sanal stresle gerçek stresi nasıl ayıracağız? Hangi olay benim gerçek stresimdir? Hangisi sanal stresimdir? Benim bugün canlı yayına geç kalacağım, trafik var diye yaşadığım stres gerçek mi hocam? Aslında yaşadığımız streslerin hepsi gerçek. Yani sanal demeyelim, şöyle düzelteyim ben olayı. Normalde ilkel çağlarda yaşadığımız fiziksel bedenimize fiziksel olarak bir tehdit olması nedeniyle hissettiğimiz stres. Bugün ise sizin bu trafikte yaşadığınız psikolojik nedenlerle ortaya çıkmış olan stres. Yani hep onu söylüyoruz. Sonuçta ben ilkel çağlarda karşıma çıkan bir vahşi hayvanı gördüğüm anda strese giriyorum. Ama beynimde hemen bir işte talamus falan aktive oluyor. Ve bana stres reaksiyonlarını, stres yanıtlarını yaratıyor bende. Ne yapıyor mesela? O yanıtları yaratırken kan basıncımı yükseltiyor, kalp hızım daha çok artıyor, işte hızlı hızlı çarpıyor, solunumum hızlanıyor, kanımın pıhtılaşması artıyor, tüylerim diken diken, kaslarım kasılıyor, göz bebeklerim büyüyor, kan şekerim yükseliyor ve sindirim sistemim duruyor, felç oluyor. Neden? Bütün bu reaksiyonlar neden? Çünkü bütün bu reaksiyonlar aslında o karşılaştığım mesela vahşi hayvanla savaşmak üzere beni donatan yanıtlar bunlar. Yani bedenimi kullanacağım, kaslarımı kullanacağım. Ya mücadele edeceğim, ya bir yerlere kaçacağım, ya koşturacağım, ya savaşacağım. Yani böyle bir fiziksel stresin sonucunda ortaya çıkan yanıt böyle bir yanıt. Fakat şimdi siz bugün trafikte oturdunuz, eyvah canlı yayına yetişemeyeceğim. Trafik ne zaman olacak, ne zaman bitecek? Psikolojik olarak böyle bir kaygı, endişe durumu oluştu. O da yine beynimizde aynı bölgeyi aktive ediyor. Beynimiz bunu ayırt etmiyor yani. Şimdi Ersin Bey bir vahşi hayvanla mı karşılaştı? Yoksa bir trafiğin içinde hiçbir şey yapmadan oturuyor ama böyle kaygı mı üretiyor diye.
Sonuç olarak aynı bölge aktive olunca reaksiyonlar aynı vücudumuzun verdiği yanıt. Ne oluyor mesela o ortamda gerçekten o psikolojik kaygı, endişe, stres durumunuz artsa onu kontrol edemeseniz oturduğunuz yerde arabanın içinde kan basıncınız yükselir, solunumunuz hızlanır, kalbiniz daha hızlı çarpar, kan şekeriniz yükselir, bağırsaklarınız böyle mideniz kas katı olur, efendim pıhtılaşma artar, siz bunları hissetmezsiniz aslında ama bunların hepsi tekrar gerçekleşir ve dolayısıyla üstelik de bizim şu anda hissettiğimiz bu psikolojik stresler, bu arada niçin sanal değil dedim? Çünkü bunlar da yine gerçek yanıtlar oluşturuyor. O yüzden sadece psikolojik kökenli şeyler, uyaranlar, o açıdan diyorum stresörlerimiz psikolojik. Bunlar çok kolay bitmiyor. Yani öbüründe mesela savaştık 5-10 dakikada ya öldük ya öldürdük, bitti ortadan çıktı gitti. Ama biz bir trafiğin içinde bir saat kalırsanız, toplantıya yetişme endişeniz varsa o bir saat boyunca o kaygı endişeyi taşımak durumundasınız. Eğer yönetemiyorsanız stresinizi. Ya da ne bileyim 3 gün sonra sınavınız var. Hala çalışamadınız. O sizin için büyük bir stres yükü oldu. İyi yönetemiyorsanız 3 gün boyunca bunlar böyle. 3 gün boyunca kan basıncınız yüksek, kan şekeriniz yüksek. Daha çabuk pıhtılaşıyor vesaire. Bunlarla yaşamak zorundasınız ve bu ciddi bir sorun. Yani bizim şu anda bu yüzyılda bu psikolojik stresleri uzun süreli hayatımızda ekonomik sorunlar hep diyoruz ya yani çocuklarımızın okul sorunları, kendimizin ekonomik sorunu, efendim bir hastaya bakıyor olmak, işte sürekli her gün trafiğin içerisinde boğuşuyor olmak gibi nedenlerle hiç bitmeyen bir stres yükü altındayız. Ve dolayısıyla da bu yanıtlar hiç bitmiyor. Bedenimizi bir süre sonra tüketiyor. O tüketme noktasında da bizde bağışıklık sistemimiz alırıyor, başını gidiyor, yüksek kortizole bağlı çünkü kontrolü kaybediyoruz. Vagus sinmişti, o da kontrol edemiyor. Vücudumuza saldırıyor bağışıklık sistemi ve yavaş yavaş yanan bir alev gibi kronik düşük ölçekli enflamasyona yakalanıyoruz. Ve bunun sonucunda da yine aynı şeyler, işte kalp hastalıkları, şeker hastalıkları, Alzheimer'lar, enflamatuar bağırsak hastalıkları, akciğer hastalıkları, otoimmün hastalıklar, Hashimoto'su, efendim lupusu vesaire gibi bunlara yakalanmış oluyoruz. O yüzden stres yönetimi bunları engelleyemediğimize göre o zaman stresimizi yönetmemiz lazım. Yani trafiği biz kontrol edemiyoruz, değil mi? Bu söylediğim şeylerin birçoğunu biz kontrol edemeyiz bu bizde stres yaratan olayları büyük ölçüde. Keşke kontrol edebiliyor olsak. Ama olmayınca o zaman kendimizi değiştirmemiz lazım. Yani kendimizin bunlara verdiği yanıtı değiştiriyor olmamız lazım. Bunların bizde yarattığı bu hasarlayıcı kötü etkiyi ortadan kaldırmamız, bize zarar vermesini engellememiz lazım. Yani bir zırha bürünerek o stresin üzerimizde hemen zarar vermeden geçiyor olması lazım. İşte bunlar için de doğru solunum en önemlisi. Solunum hızımızı yavaşlatmak bu açıdan çok önemli. Yani solunum hızımızı yavaşlattığımız zaman beynimize stresimiz yok, ben tehdit altında değilim mesajı vermiş oluyoruz. Daha doğrusu stresimiz yok değil de ben iyiyim, rahatım, güvenliyim mesajını veriyoruz ve dolayısıyla o yanıtları söndürmüş oluyoruz. Vagusumuzu daha iyi güzel çalıştırıyoruz solumuzu yavaşlattığımızda. Soluk veri süremizi biraz daha uzun tuttuğumuzda yine daha çok vagusu çalıştırıyoruz. Bunlar çok değerli uygulamalar. Bunun yanı sıra zihnimizi dinlendirebiliriz. Yani meditasyon teknikleri de çok güzel stres yönetiminde kullanılan teknikler. Dolayısıyla düzenli olarak yaşamımıza solunumun yanı sıra meditasyonu alabiliriz. İstediğiniz tür meditasyon yapabilirsiniz. Ben hep şey söylüyorum, ben mantra meditasyonu yapıyorum. Yani kendim içimden mantra tekrarıyla yapıyorum ama sadece solunumunuza odaklanarak meditasyon yapabilirsiniz ya da arzu ettiğiniz size uyan bir yöntemi bulabilirsiniz. Çok fazla bilgi var bu alanda. Sadece meditasyonla ve doğru solunumla ve belki işte yoga gibi, pilates gibi bizim bedenimizi esnetecek, gevşetecek, yoga da aynı zamanda nefese odaklanma da söz konusu. Bunun gibi rahatlama yöntemleri kesinlikle stres yönetiminde çok değerli, çok etkili. Birçok klinik çalışmayla da bunların kalp damar hastalıklarında, hatta kan şekerinin düşürülmesi, diyabet gibi olaylarda, efendim çeşitli işte beyinle huzursuz beyin gibi durumlarda, hatta kanser vakalarında bile hani stres yönetimini güzelce hayatımıza aldığımızda
onunla mücadelemizin daha kolaylaştığı ile ilgili çalışmalar var. Ama bu arada siz bir diyetisyen olarak ve de beslenme çok önemli merkezinizde olduğu için şunu söylemek istiyorum özellikle. Stres yönetiminin iki ayağı vardır. Bir tanesi rahatlamak. Biraz önce söylediğim gibi yani solunum hızımızı yavaşlatarak, dikkatimizi solunumumuza vererek, bir süre öyle geçirerek, meditasyonumuzu bu şekilde yaparak bunlar rahatlama yöntemleri. Bir de strese karşı dayanıklılığımızı artırabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Aslında insanların stresle şeyleri, tanışıklıkları ta genlerine işlenmiş durumda. Onu biz biraz bir kenara bırakıyoruz ama çünkü ben eğer genetik olarak da stresli olmaya meyilliysem veya yetiştirilirken annem babam tarafından stresi güzelce yönetemediğim bir ortamdaysam, mesela çok kaotik ortamlarda kimseye güvenemediğim, bir takım travmalar yaşadığım ortamlarda ya da çok iyiydi ama şu anda yaşadığım bir takım darbeler, travmalar vesaireler, buralarda stres yönetimim bozulabilir. Ya da çocukluğumda çok güzel sevilen, duygularıma yanıt verilen bir ailedeysem, orada ben daha stres yönetimini o ortamda öğrenmiş olarak gelebilirim. Dolayısıyla buralarda biraz farklılıklar olabiliyor erişkin çağdaki stres algısında. Ama her şeye rağmen benim şu anda algım bozuksa, yaşadığım olaylarla ya da yetiştirilme tarzım ya da genlerimle getirdiysem de bu söylediğimiz yöntemler hala iyileştirilebilir olduğunu gösteriyor. Yani doğru solunumu öğrenerek, solunum hızımızı yavaşlatarak, işte meditasyon ve benzeri uygulamalarla zihnimizi rahatlatarak ve de dayanıklılığımızı artıralım demiştim. Nasıl yapacağız bunu? Birincisi uykumuz. Kaliteli ve yeterli uyku uyumak. Bu birinci. İkincisi beslenme. Sizin hep söylediğiniz gibi sağlıklı beslenerek, doğru gıdalarla, organik gıdalarla, temiz gıdalarla, işte bol lifli, bol sebze, az meyve vesaire bu tarz beslenerek hem mikrobiyotamızı hem genel beden sağlığımızı düzenlemek adına ve de egzersiz. Bakın hep aynı şeylerin etrafında dönüyoruz. Düzenli egzersiz yaparak uyku, beslenme düzenimiz ve sağlıklı düzenli egzersizle sağlıklı yaşamak. Bunları yaptığımız zaman da bunların her biri tek tek hem zihnimiz için, beynimiz için hem de genel bedenimiz için hem sağlıklı bir ortam sağlıyor hem de bizim strese karşı dayanıklılığımızı artırıyor. Bunlar da yine klinik çalışmalarla gösterilmiş durumda. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Ki Vahide hocam birkaç şey eklemek isterim burada. Mesela biz Türk halkı olarak da annelerimiz özellikle çoğu ailede işte çocukluktan beri çabuk ye, çabuk okula yetiş, çabuk dershaneye yetiş. Zaten eğitim sistemimiz sanki bir at yarışı yapıyorcasına hep çocuklarımız hızlıya 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 ve panik haline. Üniversite kazanacak beklenti çok büyük, çevre çok büyük bir baskı kuruyor. Sen şunu kazan, sen bunu kazan, beceremedin mi, yapamadın mı? Yani maalesef ki çocukluktan itibaren de çok fazla negatif duygulara maruz kalıyoruz ve insanlar belli bir noktadan sonra ya pes ediyorlar ya da kendini kanıtlama çabası adı altında farklı farklı girişimlere sebebiyet verebiliyorlar. Hakikaten biraz yetiştirme tarzımızdan da olduğunu düşünüyorum. Geçenlerde yeni bir danışan aldım Vahide hocam. Bir ebeveyniyle büyümüş, anneannesiyle büyümüş ve anneanne sürekli çabuk ye, tabağını bitir, sakın tabağında kalmasın, çabuk dershaneye yetiş, tıp kazanacaksın ve artık o kadar panik bir hale gelmiş ki insan diyor ki binadan geçerken bina üstüme düşer mi? Binadan bir tuğla düşer mi tarzında uç şeyler düşünmeye başladım. Hakikaten dediğiniz gibi genlerden ve aile yapısından da çok büyük bir etkisi var. Bugün şey yaparken hocam işte acaba canlı yayına yetişebilecek miyim diye trafikten dolayı biraz stres yaşarken sonra şöyle düşündüm hocam. Kan şekerimi ölçmüştüm 75'ti ve otobüsteyim. Hiçbir şey yemedim eve gelene kadar. Eve geldiğim zaman kan şekerim 75'ten 95'e yükselmişti kendi kendine. Normalde hareket halindeyim. Tam tersine sabit kalması veya düşmesi de gerekebilirdi. Ve en son şöyle dedim. Vahide hocama da yazarım. Bir yayını yarım saat erteleriz ya da Instagram'dan duyuru yaparım. Yani yarım saat erteleriz. Çok da panik olacak bir şey yok gibi Tabii. kendi kendimi telkin etmeye çalıştım. Bunlar da bizim için önemli hocam. Ben de hemoglobin A1C 12,5'la 2015 yılında tanı aldım hocam. Bu ortalama 400 kan şekerine denk geliyor. Şu an hemoglobin A1C'm 4,7.
Tabii bunu sağlamamda beslenmenin çok büyük bir etkisi var. Ki tarihten bir örnek verirsem Vahide Hocam, Uygurlar. Hani ilk yerleşik yaşama geçen, savaşçıl özelliği bırakan, ben artık diğer kavimlerle savaşmayacağım diye plan kuran Uygurlar hocam. Uygurlar neden savaşçıl özelliklerini bıraktı? Çünkü sebze yemeye başladılar, tarım yapmaya başladılar. Hakikaten yediklerimizin de bedenimizde, bünyemizde çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum hocam. 2015 yılına geri döndüğüm zaman daha agresif bir Ersin, daha sinirli bir Ersin. Kan şekeri bir 550, bir 50, bir hiperglisemi, bir hipoglisemi, gerçekten ruhumuzu da yaralayan şeyler. Hocam bir kritik bir soru daha sormak istiyorum. Benim kırmızı sorularımdan bu da herhalde. Neden hepimiz fırınların önünden geçerken o sıcak fırın kokusuyla cezboluyoruz? Bu hangi sinirlerimizle alakalı? Bu, hangi sinirlerle, hangi hormonlarla alakalı? Neden sıcak ekmek kokusu, sıcak fırın kokusu bizi cezbediyor hocam? Bilmem. Doğrusu hiç düşünmedim ama koku siniri, yani koku siniri lifleri bizim burnumuzun içinde şu üst kısımda böyle salkım saçak gelir, oraya yerleşir ve koku siniri, olfaktör sinir dediğimiz sinir filtrelenmeden direkt beynimizin en ücra köşelerine ulaşabilir. Bir de koku sinirinin bizim ana hafıza bölgesiyle direkt hipokampusla bağlantısı vardır. Söylediğinizin bununla ilişkisi olabilir. Yani o muhtemelen ekmek kokusu, anılarımızda kalan güzel anılar, beslenmeyle birlikte yediğimizde bizde yarattığı o duygu, bunların hepsi o ana hafıza bölgesinde kayıtlı ve o kokuyu aldığımız zaman o bölgede hemen o çağrışımları alarak bizi cezbediyor olabilir. Aklıma bu geldi açıkçası. Ama siz başka bir yolunu biliyorsanız söyleyin, ben de Sağlık, öğreneyim. sağlık hocam. Hocam ben de aslında benzer şeyler söylemek istiyorum. Hatta bir doktor arkadaşımla şunun anısını yaptık hocam. Annesiyle Van bölgesinde annesiyle en güzel anıları, anneyle çok çocuklar vakit geçiremiyor. İş, güç, koşturmaca. Anne zaten 10-12 tane çocuk beslemek zorunda. Diyor ki annemle tek mutfakta dertleşebildiğim, tek sarılabildiğim an, annem ev baklavası yapardı. Ben de baklavayı çok severdim, annemin baklavasını. Ve yıllar sonra 40'lı yaşlara geliyor hocam. Normalde hani şekerden, rafine şekerden uzak durmaya çalışan bir insan. Ve diyor ki tek dayanamadığım şey baklava. Çünkü diyor annemi özlüyorum aslında. Hani genlerimde o kayıtlı tarzında. Tam sizin dediğiniz noktaya parmak basmak istiyorum hocam. Hani biyokimyasal kısmını, fizyoloji kısmını benden daha iyi bileceğiniz için. Hakikaten burundaki o koku sinirleri de direkt beyine gidebildiği için hocam, mesela elimiz çizilse ağrı eşiğine gidiyor, ağrı bölgelerine gidiyor. Maalesef ki bugün beyaz un gruplarının da genetiği değiştirildiği için, içerisine bromür katkıları eklendiği için ve gluten, zaten içindeki gluten vücuda girdikten sonra gliadin morfine dönüştüğü için hocam, hem beyin olarak kan beyin bariyerini geçebiliyor, çok rahatlıkla bağımlılık yapabiliyor. Bugün sigaradaki nikotin, bazı peynir ürünlerindeki kazein morfine dönüşerek ya da şeylerdeki genetiği değiştirmiş unlardaki beyaz un grubu başta olmak üzere gluten de morfin etkisi gösterdiği için hocam, onunla da bağlantısı olabileceğini düşünüyorum. Ama herkes böyle sıcak ekmeği kullanmayı seviyor sanırım. Olabilir, olabilir, katılıyorum. Bir de hocam göçebe bir toplumuz. Yani at sırtında oradan o yurttan o yurda git, Çinliler baskın yapmış, Kazakistanlılar baskın yapmış derken et taşıyamıyoruz, süt taşıyamıyoruz, dolap şartları yok, göçebe bir hayat. En çok hamur işleri taşınıyor sanırım, bunun da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Hocam en son halka açık, herkesin katılabileceği ücretsiz bir hormon eğitimi yaptınız. Hormonlar ve denge ile alakalı. Ben de o eğitimi alan insanlardan bir tanesiyim. Şöyle bir soru sormak istiyorum hocam. Hormonların çok az miktarı bile çok ciddi işler yapabiliyor. Ve sizin de söylediğiniz gibi aslında harekete geçiren anlamına geliyor. Şimdi bizim belli dönemlerimiz var. Özellikle kadın bireylerimizde menopoz dönemi gibi ya da çocukluk döneminde, adolesan dönemde hormonal değişiklikler oluyor. Burada hocam mesela menopozu ele alırsak, bir kadın neden ani sinirlenmeler başlıyor, soğuk soğuk terlemeler başlıyor? Şöyle hocam, hormonları bir etkilerini, avantajlarını, dezavantajlarını bahsetmek isterseniz hocam, ne söylemek istersiniz? Yani hormonlar çok
Gerçekten konuşmaya başladığımı bayağı uzun uzun konuşabileceğim konulardan ama çok muhteşem moleküller. Ben hormonlarımızı çok seviyorum. Ta tıp fakültesi öğrenciliğimden beri benim için çok değerli moleküllerdi. Hem onlarla çalışmalar da yaptım ve çok onları incelemeyi ve onlarla ilgili gelişmeleri öğrenmeyi de çok seviyorum. Bizim için çok değerli hayatiyeti olan moleküller. Yani vücudumuz bizim yüzlerce bizim için etki gösteren hormon dediğimiz moleküllerle donatılmış durumda ve bizim her gün sağlıklı olma halimizi sürdürebilmemiz de büyük ölçüde bu hormonlarımızın sağlıklı olması, sağlıklı çalışmasıyla ilgili. Dolayısıyla onların her birinin de aynen oksijen, karbondioksitte olduğu gibi vücudumuzda olması gereken belli düzeyleri var. Onlar o düzeylerde beynimiz tarafından büyük ölçüde kontrol edilir birçok hormonumuz. Dolayısıyla kanda düzeyleri arttığı zaman beynimiz der ki yeter daha fazla çalışma bize. Düzeyleri azaldığı zaman da biraz çalış da şu hormonun seviyesi azalmış onu salgıla gibi yani çok basitçe bu şekilde kontrol edilir. Onun dışında da mekanizmalar var ama ben çok kabaca söylüyorum şu anda. Dolayısıyla hormonlarımızın seviyelerini değiştiren bir başka özellik de tabii ki mikrobik, travmatik, genetik bazı özellikler olabilir ama asıl bizim yaşam biçimlerimizdir ve biz biraz önce bahsettiğim gibi o sağlıklı yaşam biçimlerinden uzaklaştığımız zaman sadece sağlığımızı kaybediyoruz gibi görünüyor ama aslında o kaybetmenin arka planında belirgin hormonal dengesizliklerle de yaşamaya başlıyoruz. Çünkü hormonlarımızın dengesi bozuluyor. Zaten bizim fizyolojik olarak belli dönemlerde belli hormonlarımız daha aktif olarak çalışıyor. Çocukluğumuzda işte büyüme hormonu başlangıçta salgılanıyor ve yaşlandıkça büyüme hormonu salgısı azalıyor. Efendim erişkin çağa gelince birçok hormonumuz hepsi birden bir orkestra gibi çalışıyor. Ama yaşlandıkça hormonlarımızın büyük bir kısmı hatta bizim için çok güzel işler yapan hormonlarımız azalmaya başlıyor. Ama bizim için ya olmasa da olur dediklerimizde artmaya başlıyor. Dolayısıyla onları bizim dengelememiz gerekiyor. İşte kortizol mesela bizim tabii ki stres yönetimimizde çok değerli, önemli bir hormonumuz ama onun çok yüksek olmasını istemiyoruz. Ama biz yaşlandıkça kortizolümüz artmaya meylediyor. Onu dengeleyen dehidropiandrosteron var mesela. O biraz azalmaya meylediyor gibi. Hani böyle söyleyebiliriz. Ya da büyüme hormonu çok güzel bizim için. Biraz devam etseydi yok o da azalıyor. Prolaktin güzel bir hormon o da azalıyor gibi. Bu şekilde devam ediyoruz. Sorunun devamı neydi? Ben onu kaçırdım Ersin Hocam. Tabii ki hocam. Bu hormonları dengede tutmak için hocam, daha doğrusu neler yapabiliriz? Mesela hocam şöyle örnek vermek istiyorum. Size anlatırken de bir soru geldi. Regl dönemlerinde çok asabi oluyorum, sinirli oluyorum tarzında da bir soru gelmişti. Hocam mesela ben hep şunu anlatmaya gayret ediyorum. Siz de biz de hocam mesela az önce su yudumladık, cam bardakta yudumladık. Plastik mesela sıcak çay kahveler plastiklerde içildiği zaman ekstra östrojen dominansı olabiliyor. Östrojenler karşılaşabiliyoruz. Danışanların bazen geliyor hocam. Östrojen almış başını gitmiş. İşte plastik içecekler, kimyasal şampuanlar gibi durumlar. Ya da hocam mesela menopoz döneminde işte tatlı krizleri, soğuk soğuk terlemeler, bu tarz durumlar olabiliyor. Benim okuduğum, araştırdığım kadarıyla şöyle bir durum da var sanırım hocam. Doğal östrojen de vücuttan çekilmeye başladığı için ve östrojen de herhalde en büyük etkilerinden bir tanesi insüline cız demek. Herhalde abilik, ablalık yapmak ve östrojenin de çekildiğini gören insülin piyasaya daha serseri mayın gibi çıkmaya başlıyor hocam. İşte tatlı krizleridir, şudur budur gibi şeyler. Biz hocam hormonlarımızı dengesini bozmamak için mesela polikistik overde kız çocuklarında erkek tipi tüylenme ya da genital sorunlar dahi olabiliyor hocam. Biz hormonlarımızı korumak için gerek hayat tarzı olarak, gerek beslenme olarak, gerek fizyolojik olarak hocam neler yapabiliriz? Şimdi açıkçası menopozda tabii ki hem östrojenimiz hem progesteronumuz azalıyor. Bizim östrojen ve progesteron tabii ki hem erkekte hem kadında olan hormonlar. Ancak kadında özellikle üreme çağından itibaren her ay ilk yarıda östrojen, ikinci yarıda yani yumurtlamanın ayın ortasında yumurtlanır. Yumurtlamadan önce östrojen, yumurtlamadan sonra progesteron hakimiyeti olur.
adet görüldüğü dönemde de hem östrojen hem de progesteron düşüktür. Zaten o yüzden adet görülür. Yani o dönemdeki duygu durum değişiklikleri, özellikle çok ağrılı regl olması biraz progesteron düşüklüğüyle de ilgili olabilir. Hatta ikinci yarıda yumurtlanmadan geçirilen bir ikinci yarı progesteronun salgılanmaması anlamına gelir. Ona bağlı kramplar, farklı şeyler gerçekleşebilir, olaylar gerçekleşebilir. Menopoz her ikisinin kaybedildiği bir dönem olduğu için bu arada östrojenimiz bizim serotoninle de çok güzel çalışır. Yani serotonimizi artırır. Ondan muaf oluyoruz. Östrojenimiz bizim sempatik sistemi baskılayarak parasempatik sistemi, yani biraz önce bahsettiğim o vagus sinirini daha aktif olmasını aracılık eder. Şimdi menopozda bütün bunları kaybetmiş oluyoruz biz. Dolayısıyla ne oluyor? Bir kere o serotoninle ilgili bağlantımızı yitirdiğimiz için muhtemelen bu aşırı açlık, zaman zaman duygu durum değişikliklerine bağlı farklı yeme isteği, efendim yine östrojen, progesteron eksikliğine bağlı o vazomotor semptomlar diyoruz. Beyindeki termoregülasyon dediğimiz sıcaklık algılama merkezleri, bunların üzerindeki hormon etkileri kalktığı için bizim menopoz döneminde kadınların bunları yaşaması çok normal. İşte sıcak basmaları, duygu durum değişiklikleri, östrojen etkisi olmadığı için idrar yolu enfeksiyonları, vajinal atrofi dediğimiz şeyler, kuruluk daha doğrusu, atrofi demeyelim. Uzun vadede de kalp damar hastalıkları, bir takım unutkanlık, bunama tarzında rahatsızlıklar ya da kemik erimesi gibi durumlar olabilir. Bunlar hep bu hormonların olmaması nedeniyle, yani östrojende, progesteronda bizim üreme çağında kadınların sağlıklı olması için yanlarında olan hormonlar. Onlar gidince maalesef bu şeylerle, yanıtlarla baş başa kalırız. Bizim genel olarak hormonlarımızı sağlıklı yönetebilmemizin en güzel yollarından birisi stresimizi yönetmektir. Şimdi konumuz stres yönetimi olduğu için oraya gelmek istiyorum. Bakın hangi hormon olursa olsun, size de o eğitimi verirken fark etmişsinizdir. Kesinlikle. Yani büyüme hormonunu yükseltmek mi istiyoruz? Buyurun stresimizi yönetelim. Çünkü stresle büyüme hormonu salgısı değişiyor. Efendim insülinimizi daha rahat kontrol mü etmek istiyoruz? Stresimizi yönetelim. Kortizol daha mı az olsun? DHA sülfat fazla mı olsun? Stresimizi yönetelim. Oksitosin, yani bizim kendi antistres hormonumuz, onu yaratmak için, oksitosin salgılanması için yine stres yönetimi teknikleriyle birlikte vagusumuzu aktive ederek kullanabiliriz. Dolayısıyla sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, kaliteli uyku, bakın büyüme hormonu için ne demiştim? Yani kaliteli yeterli uyku, yoğun egzersiz programı içerisinde olmak, aç, biraz aç kalmak, yani her zaman tok olmak iyi bir şey değil. O yüzden açlık bizim hormonlarımız için de zaman zaman iyi olabiliyor. Aralıklı oruç programı mesela büyüme hormonunu salgılattığı gösterilmiş. Yine insülin direncinde bu tip olayların azalması, insülin direncinin iyileştirilmesi adına da arada bir açlık periyotlarının olduğu aralıklı oruç programları işe yarayabilir. Bunları yapmak ve beslenme, yani o kısaca östrojenler dediğimiz, sizin söylediğiniz o plastikler, onlar östrojenin o kilitlerini çok zayıf olarak tutarlar ama maalesef o kontrolsüz bir şekilde yaşamımızda oldukları için ne kadar aldığımızı bilmiyoruz, ne kadar süreyle tükettiğimizi bilmiyoruz. Onlar bizim için ciddi tehlike gerçekten ve hatta menopozdan önceki dönemde, yani bizim perimenopoz dediğimiz menopoza girilmeden önceki 5-10 yıllık bir dönemde artık yumurtlama yeteneği giderek azalmaya başlar. Ve o yüzden progesteron dediğimiz hormon giderek eksilmeye başlar ve oksijen hakimiyeti, ay oksijen nereden çıktı çok pardon, östrojen hakimiyeti olur. Ve o östrojen hakimiyetine neden olan aşamalardan bir tanesi de bu ksenoöstrojen, zenoöstrojen maruziyeti olabilir. Mesela bunlardan bir tanesi de bu olarak gösterilmiş. Dolayısıyla bizim yaşamlarımızın hemen her döneminde işte bu plastik olur, başka endüstriyel ürünler olur. Bu tip ürünleri yaşamımızdan çıkarmamız ve daha sağlıklı, daha temiz bir yaşama geçmemiz hormonlarımızın sağlığı için de çok önemli. Ağzınıza sağlık hocam. Ben direkt dışarıdan hormon yapmaya, insülin hormonu kullandığım için hocam direkt etkisini görebiliyorum. Yani örnek veriyorum, 5 birim insülin yapacağım bir yemeğe
4 yaparsam kan şekerim yüksek seyrediyor, 6 yaparsam kan şekerim düşüyor. Yani hakikaten o hassas değerleri çok önemli hocam. Çok az miktar bile çok fazla iş yapabiliyor bizler için. Ki market raflarına baktığım zaman Vahide hocam, maalesef ki işte normal fermente edilmiş soyaya lafım yok ama hani işlenmiş endüstrileşmiş soyaların yine hormonlara olan etkisi, yükselen alçalan sürekli yüksek seyreden işte açlık insülin seviyeleri 20'ler 25'ler 30 olan insanların önce polikistik overe sonra farklı hormonal dengesizliklere gitmesi, gerçekten hocam yaşam tarzımız hormonlar üzerinde çok 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 büyük bir etkisi var. Ben de hocam mesela tip 1 diyabetli olmama rağmen aralıklı oruç uyguluyorum. Günde eğer hipoglisemi durumum olmazsa ben de 2 öğün besleniyorum hocam. Hatta şöyle söyleyeyim, ben 6-6,5 gibi yemeğimi hallettim ve sonrasında yarın sabah kahvaltıya kadar herhangi bir şey tüketmeden devam edebiliyorum. Bazen görüyorum hocam çocuklara ya da yetişkinlere tip 1 diyabet olsun ya da olmasın. Gerek meslektaşlarım, gerek farklı sağlık kuruluşlarında 6 öğün beslenme, 7 öğün beslenme ya daha öğle sabah kahvaltı yaparken Vahide hocam öğlen ne yiyeceğini düşünüyorlar. Yani tamamen yemek ve yemekle psikolojileri bozmuş durumda bir hale geliyor hocam. Ya da öğlen yemeği yiyor, bugün ara öğünde ne yesem? Özellikle diyorum ki bari akşam yemeğinden sonra karnımız doyduktan sonra güneş battı, sirkadiyen ritim var. Bari akşam yemeğinden sonra gereksiz yemek yemeyin ki büyüme hormonu meydana çıkabilsin dediğiniz gibi hocam. Hocam sizin de daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ama şöyle bir soru da sormak istiyorum hocam. Sonra ufaktan da soru soranlar kısmında birkaç soruya yöneltebilirim hocam müsaadeniz olursa. Hocam Vahide Savcı bir günü nasıl geçiriyor? Kaçta uyuyorsunuz? Nasıl bir ortamda uyuyorsunuz? Neler yiyorsunuz? Az önce ipuçlarını aldık. Aralıklı oruç yapıyorum dediniz ama tabaklarda neler tercih ediyorsunuz? Bir gününüzü nasıl geçiriyorsunuz hocam? Bir günümü nasıl geçiriyorum? Ben de 2 öğün beslenirim. Öncelikle sabahları ben şöyle söyleyeyim. Eskiden beri kendim bildim bileli 8 saat uyumadan güne güzel başlayamam. O nedenle benim için günde 8 saat uyku önemli. 8 saat uykumu da gerçekten bu sirkadiyen ritimler içerisinde almaya çalışırım. İşte mümkünse 11 gibi yatmaya çalışıyorum. O bazen 11.30, bazen 12'de olabiliyorum. Onu daha fazla geçirmek istemiyorum. Sabah kalktığım zaman benim rutinlerim vardır. İşte ilk önce dil üstü temizliği yaparım. Ardından ağızda minik bir yağ çalkalama. Her gün olmasa da haftanın belli günlerinde. Ardından dişimi fırçalar ve benim vagusu uyaran öğürme refleksleri falan, onları uygularım. Ondan sonra ılık limonlu suyumu hazırlıyorum. Böyle bir 450 mililitrelik cam bardağım vardır. Ilık, yarım limon sıkılmış suyu alırım. Onu biraz içerim. Sonra solunum egzersizlerimi yaparım. Benim düzenli solunum egzersizlerim vardı. İşte 365'ler, bramoriler, kapalı batiler falan. O toplamda bir 5-6 dakika sürer zaten hepsini yapmak. Ya da 8 dakika diyelim. Ondan sonra eğer başka bir programım yoksa meditasyon yaparım. Ama eğer güne hızlı başlamam gerekiyorsa meditasyonu öğleden sonra ya da akşama alıyorum. Ve bunları bitirdikten sonra da günlük programımı zaten bellidir. Yani ben biraz planlı yaşayan bir insanım. Ve plan programım da genellikle şu anda sosyal medya üzerinde hesaplarımı yönetmek, işte eğitimler planlamak gibi. Onları yapıyorum. Gün içerisinde mutlaka 10 bin adımı atmaya çalışırım. Haftada 2 gün zaten reformer dediğim, yani aletli pilatese gidiyorum. Düzenli yürümeye çalışıyorum. Zaten sevgili köpeğimiz Kontu yürütüyoruz her gün düzenli olarak. Onunla birlikte de yürümüş oluyorum. Ve öğünlerimde de sabah kahvaltısını işte bu solunum egzersizleri, şunu bunu yaptıktan sonra ben böyle şeyde 10.30-11 gibi falan ilk öğünümü yerim. Ve ilk öğünüm benim genellikle mutlaka yumurtanın içinde olduğu böyle yeşilliklerle hazırlanmış bir omletimsi bir şey olur. Ya da yumurtayı sadece yerim. Bol maydanoz, nane, roka, efendim evde ne varsa mesela yeşil soğan çok seviyorum. Onları böyle güzelce hazırlarım. Onlardan hazırlanmış bir iki zeytin. Ve çok güzel zeytinyağıyla. Ben de çok yemekten bahsetmem ama dinleyicilerimizden özür diliyorum. Hani çok şey bu şekilde besleniyorum. O şey onu söyleyeyim. Ve kendim ekmeğimi yapıyorum 2 yıldan beri. Ekşi mayadan hazırlanmış ekmek. Gerçekten çok seviyorum yani yaptığım ekmeği. Dışarıdan hiç almıyoruz.
Ben de öyle hocam. Yumurtalarımız da yine çok sevdiğimiz bir dostumuzdan geliyor. O kendi hani isim verdiği tavuklarından gelen yumurtaları öyle söyleyeyim. O şekilde sağlıklı beslendiğimi düşünüyorum. Şöyle bir şey, ben sabah kahvaltımı yaparım ve çok güzel doyarım. Doyduktan sonra da bir daha 4 saat, 5 saat hiçbir şey yememeye çalışırım. Yani böyle bir özelliğim var. Ama orada işte limonlu suyumu içerim. Biraz önce o çay bahsini söyledik. Çayımı bir eğer önceden içmediysem yemekten sonra 1,5 yemekten sonra çayımı demlemeye başlarım. İşte onun hazırlanması vesairesi bayağı işte 1-1,5 saati alır. Ondan sonra içerim çayımı, o şekilde söyleyeyim. Akşam yemeğini de 6-6,5 gibi en geç bitirmeye çalışırım. Bazen mesela kışın daha da erkene alabiliyorum. Ondan sonra yine mesela şu anda ben sizinle ıhlamur içiyorum. Ihlamur demlemiştim. Bugünlerde ıhlamur hocam. Ben de Melisa içiyorum. Yani böyle içerim. Onun dışında meyve, eğer meyve yiyeceksem o zaman genellikle o ilk öğünden sonraki bekleme fazı bittiği zaman orada bir tane, ben inciri çok seviyorum. Kuru incir özellikle. 2-3 kuru incir yemeyi çok severim. Bazen bir tane muz tüketebiliyorum. Akşam yemeği de genellikle şey olur. Ben böyle çok karıştırmayı sevmiyorum. Biz ailece öyledir. Tek tip yemek yiyoruz. Yani bir sebze yemeğimiz varsa o sebze yemeğini tüketiyoruz. Ya da mesela diyelim ki bir et yemeği oldu. O zaman onun yanına bol yeşillikli bir salata. Ama kırmızı et, şöyle söyleyeyim, yani kırmızı eti unutuyoruz bazen. Hani ayda bir tüketiyor muyuz bilmiyorum. Et dediğim şey genellikle balık oluyor. Balığı fırında yapmayı çok severim. Haftada 2 gün mutlaka balık tüketmeyi, o da akşam yemeği oluyor. Onun yanına mutlaka yeşil salata hazırlarım. Ya da böyle tavuk, hindi gibi şeyler et olarak onları tüketiyorum. Böyledir. Onun dışında yaşamımızı artık ailece, yani eşimle birlikte gerçekten organik ve sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Yani dışarıda yemek yemiyoruz. Dışarıdan aldığımız şeyleri, hiç paketli gıda tüketmiyoruz. Tamamen kendi pişirdiklerimizle böyle günümü bu şekilde geçiriyorum. Öyle söyleyeyim. Hocam tam bir Akdeniz beslenmesi diyebiliriz yani. Evet, kesinlikle öyle. Akdeniz tipi besleniyorum ve taze fındık, badem, onları bayağı ilaç gibi alırım yani. 5-6 tane alıyorum, işte 2-3 tane fındık gibi. Ya da ceviz, eğer güzel cevizlerimiz oluyor bazen, kırıp kendimiz onları o şekilde tüketiyoruz. Öyle, ama dediğim gibi 6.30'dan sonra yememeye özen gösteriyorum. Ben de öyle aralıklı olursa, bazen eğer bir gün öncesinde biraz fazla kaçırmışsam ya da geç başlamışsam, o zaman o açlık periyodunu uzatıyorum. 18-20 saatlere falan uzatıyorum. Böyle dengelemeye çalışıyorum. Şifa olsun hocam. Gerçekten izleyenlerden danışanlarım da var. Hocam ben de özellikle bu açlık tokluk sinyallerini düzelttikten sonra ikinci ayımıza, üçüncü ayımıza haftada bir günle başlayarak tek öğün beslenme. Hani bu dini oruç da olabilir ama ben dini oruç anlamında da söylemiyorum hocam. Hani sıvılar serbest, kalori içermeyen sudur, yeşil çaydır, kahvedir serbest ama tek öğün bir kere yemek gibi. Ben de hocam bazen mesela dünya hali, işte arkadaşlar geliyor, bir şeyler geliyor, bazen fazlalıklar olabiliyor. Hemen onu ya fazla yürümeye çalışıyorum ya ertesi gün kahvaltımı birazcık daha kaydırmaya çalışıyorum. Tabii ki kan şekerini de kontrol ederek. Zaten hocam siz konuşurken de bir sürü yorum geldi. Cildiniz ne kadar güzel, cildiniz çok güzel parlıyor diye. Hakikaten hocam hani doğal ve sağlıklı beslenmenin etkisini de bizzat sizde görüyoruz hocam. Vay hocam ben çok çok teşekkür ederim. Gerçekten sizlerle yolum kesiştiği için, eğitiminize dahil olduğum için umarım ki birçok insan da sizin gibi güzel insandan, güzel hekimimizden eğitim alır. Çünkü çok halk diliyle, çok detay bilgileri ve güncel araştırmaları çok güzel bir şekilde sunuyorsunuz hocam. Dilerim ki tekrardan bir canlı yayında buluşuruz hocam. Daha fazla da vaktinizi de almak istemiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki davetimi kırmadınız hocam. Çok teşekkür ederim. Ben de hem dinleyicilerimize hem de size çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Umarım faydalı olmuştur. Tabii ki başka yayınlarda da tekrar buluşmak üzere diyeyim. İnşallah. O zaman. İyi İnşallah. İyi akşamlar. İyi hafta sonları. Güzel bir pazar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hızlı akşamlar.